İyi akşamlar. Yorulmayan iki adam karşınızda. Gün boyu Cumhuriyet Halk Partisi gündemiyle kimimiz haber Stüdyodayız, merkezinden, kimimiz orada, kimimiz sahada, kimimiz Ayşe ve Meltem, Rahmi, spor sıcak salonundaydı. Kimimiz de sıcak yuvasında yuvasında. Hiç gelmedi bugün. falan. Onları patrona not edelim abi, şunlar gelmedi falan diye. Cumhuriyet Halk Partisi adaylarını tanıttı. Artık seçim yavaş yavaş başlıyor. Hareketleniyor karşılıklı. Artık laf sokmalar da başladı, atışmalar. Proje yok yalnız henüz. Hala kimse de bir proje yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Eskişehir'de biri büyükşehir, 13'ü de ilçe olmak üzere 14 adayı var. Bir yerde adayı yok. O da Mihalıçık'ta. Orada DSP'nin adayı Haydar Çorum'u destekleyecek Cumhuriyet Evet. Halk Partisi. Bugün genel Onu da başkanı biz tahmin geldi. ediyoruz. CHP'de böyle bir resmi açıklama yok, değil mi? Biz tahmin ediyoruz. Valla Ayşe öyle yazmış. Ayşe öyle Evet. yazdıysa ben de Ayşe'ye oradan inanıyoruz gidiyorum. burada. Ayşe'ye güveniyoruz. Ne diyoruz? CHP Genel Başkanı da geldi. Porsuk Spor Salonu'nda duygu dolu, biraz enerjiden yoksun. Soner Uçak buraya itiraz edebilir. Etsin. Bir problem yok. Şimdi bakacağız. Notlarımız var. Neler oldu? CHP'nin aday tanıtım toplantısında başrolde kim vardı? Kim olmalıydı? Bir cümle söyleyeyim, öyle girelim. Tamam. Cumhuriyet Halk Partisi için son günlerde Eskişehir'de İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'nun gelmemesi normal de İmamoğlu'nun gelmemesini ayrıca bir parantez açabiliriz belki. CHP son günlerde Yılmaz Hoca'nın veda etmesi 25 yılın ardından Ayşe Ünlücel'in de ondan el alıp yola devam etmesi, Büyükşehir adayı olması CHP'de kampanyayı yürütenlerde bir kafa karışıklığı ya da ne diyelim bir ya ne yapacağız hali var. Çünkü bir anda cenaze evi, bir anda düğün evi. Bu ikisi de aynı evde gibi. O yüzden biraz karmaşık durumlar yaşanıyor. Evet. Atmosfer nasıldı Soner Uçak? Yani orada değildim ama yani CHP'nin oluşturabileceği maksimum atmosfer bu. Yani CHP şey bir parti değil, böyle hani alev, ateş, yangın bir, özellikle Eskişehir'de CHP böyle bir yapısı yok. İktidarda nasıl Ya yok? iktidarı da yani şey değil, öyle hani meşaleleri yakalım, davulları çalalım. Hiçbir zaman ben hatırlamıyorum. Yani çok kalabalık olur, alkış çalar ama böyle hani senin aradığın bu AK Parti'de veya Milliyetçi Hareket Partisi'nde görmeye alışık olduğumuz o heyecan hiçbir zaman, özellikle öyle kapalı bir alanda olmaz yani. Ben hiç hatırlamıyorum böyle meşalelerle hani. Ama nerede şey olur? Ama CHP'de. bak CHP'de salonlarda olmaz ama nerede olur? Mesela açık sadece hava. heyecan meşali midir Soner Uçak? Ne Bir diyorsun? Benim slogan diyorsun. heyecanlandırır. Şimdi ben bunları notlarım arasında dördüncü sıraya yazmışım ama madem sen Yani açtın. sen niye bu kadar slogan şey? 2019'da Yani bak niye bu kadar? slogana bak. Ha. Belki şimdi birazdan verir. Ben buraya yazdım. Neydi? Slogana Söyle. bak. Düne güven, yarına inan. Ne güzel işte, düne güven yarına inan Bu ne diyorsun. slogan abi? Bu tarih kitabı Türk mı? göğün çalış güven. Biyoloji mi? KPSS'de çıkmış sorular mı? Ne bunlar böyle? Düne güven, yarına inan. Benim arkamdan geldi. Ama 2019'daki slogana bak. Bak hiç salona Şimdi gitmeye gerek yok. Türkiye'nin Eskişehir'i var. reklam, işte pazarlama, ambalaj, bunu kimle çalışıyorlar bilmiyorum. Zayıf kalmış olabilirler ama bu CHP'nin yerel siyasetiyle alakalı bir durum değil ya. Kötü adamlarla çalışıyor diyebiliriz. Bu tabii seçimin sonucunu etki Ha, eder yani. etmez bilmiyoruz ama ben hani salondaki genel hava, ben Yani bu bunu eleştirilecek eleyicilerde bir şey değil. Bu CHP eksik bir şeyse CHP eksik yazar. Eksi yazar. Yani ben buradan Eskişehirlere. eksi yazdım. İki tane heyecanlı insan vardı. Birisi Utku Görkem Kırdemir. Sunucu oldukça hakim konusuna mükemmel bir şekilde Utku abimiz. Bizim de abimiz ve meslek büyüğümüz hakimdi. Bir de CHP İl Başkanı Talat Yavaz. Allah var yine gençliği o enerjisiyle o Coşturdu diyor, değil mi? coşturdu. Ama o da şeydeki gibi değildi. İl kongresindeki gibi değildi. Ya ben böyle ateşli belagatların çok da hedef vurduğunu Siyaset. düşünmüyorum yani. Siyaset bu Yok, ama. yok öyle bir şey yok. Yani orada bir şey aday toplantısıydı. Bence kısa da tutuldu zaten. Şeyi tercih ederdim mesela. Hani biz Ayşe Hanım'a, işte Kazım Bey'i, Ahmet Bey'i ilerleyen süreçlerde de sık sık göreceğiz. Ben ilçe belediye başkanlarının tanıtma vesilesi adına söylüyorum. Konuşmaları, kendilerini Kırsal anlatmaları, birer yani cümle. birer Ama çok cümleyle, ikişer uzardı ya. cümle. İşte yani aslında bu kadar insanı toplamışken bir onları sunsaydı. Tabii Çünkü biz şöyle selam vermeleri bile 12 dakika sürer. Eskişehir olarak daha az temas, yani Eskişehir merkezindeki basın olarak en azından daha az temas edeceğiz. Veya basından arkadaşlarım işte yarın bir gün ilçelere gidip umarım tanımadığımız yeni adaylar var ya CHP'li. Bu adaylarla Bakalım. görüşme Daha fırsatı iki ay var. buluruz. Bunların hepsine bakalım. Tam bana bir sor. Neyi sor? Aklında ne kaldı? Ha şeyi Bu soracaktım, dur. 1,5 saat sürdü mü Rahmi? 1,5 saat sürdü herhalde. Sen şey paylaşmışsın herhalde. Bana da birileri dedi. Biliyorsun Twitter kullanıcısı değilim.
Bir hesabını da kullanmıyoruz. CHP'nin şeyde etkinliğinde 1 metrekarelik boş alanı görmüşsün. Bir metrekare. Vallahi Rahmi getir o görüntüyü. bana söyleyenler de bu, ben de gördüm. Ayrıca yani niye santim santim ölçüyorsun, o kadar boş? Yani neyi demek istiyorsun? Boşluğu kaybedecekler mi demek istiyorsun? İddia bu Ya mu? bu tabii ki Veya ateş yok, kaybediyorlar mı 2000 diyorsun? 3000 kişilik Bak bir salon. kere Ahmet Ataç Ama gibi bana bir hiç gerçeklik var. soruyu hiç Ya, bak konuşturmuyor. Ahmet Ataç gibi bir gerçeklik var. Şu anda karşısında aday çıkaramıyor AK Parti ve Cumhur İttifakı. Doğru mu? Şu an ben bile aday olabilirim yapabilirsem telefonu kapatmam lazım. CHP'de son şeyde Yılmaz Büyükerşen %52 ile aldı. Böyle bir taban oluşturdu herhalde. Bak Yani ben Kazım Kurt, Volkan Doğan bence en hani son dönemdeki hataları yapmamış olsa en sağlam adaylardan biriydi. Onu yendi. bu salondaki o Kırsaldaki sayı arttı. Seyit Gazi'yi aldılar. Şimdi böyle bir CHP'den bahsediyorsun. 1 metrekarelik alana baktığın zaman kaybedecekler. Varıyorsak eğer. ben Yani varmadım ki. ama öyle yani eski yeni falan değil. Ha, ben Yılmaz Hoca 2011'de bu arada Ayşe onu hatırlattı sağ olsun bize. Şimdi Yılmaz Hoca bu salonda 2011 Hoca söyledi yılında 2011 yılında, ben bunu söyledim. söyledi. Ben de not almıştım ama Ayşe tabii daha hızlı davrandı. Bu salonda CHP'li oldu hoca. 2011 yılında Kemal Kılıçdaroğlu geldi. Rozeti taktı. Tabii sadece şey değil. Ahmet Ataş da aynı şekilde. Kazım Kurt da yani meclis üyesiydi yanılmıyorsam o zamanlar. Bu salonda CHP'li oldular. Hoca burada veda etti. Şimdi ben oradan bir fotoğraf. O etkinliği de takip etmiştim ben. Orada şimdi arka salon yani 2000-3000 Yani kişilik bir daha salondan bir sorun heyecan vardı. çıkmaz. Heyecan vardı ve Tamam. tıklım tıklım Şimdi doluydu. Şimdi hocayı bak %1 alan DSP'nin adayıyken Yılmaz Hoca burada. Ama bunların hep Yılmaz Hoca üzerine senaryolar. tamam, bir şey söyleyeyim ben sana. Siyaset bir enerji, bir korku salma işidir. Şimdi Gövde gösterisi denen bir DSP'den şey var. Şuradaki 5 tane boşluğun, 6 tane boşluğun olmaması lazım. tamam, söyleyeyim. Şimdi Yılmaz Hoca'yı transfer ediyorsun yani. Büyükşehir adayını transfer ediyorsun. Yanılmıyorsan da Gandhi Kemal dönemi. Değil mi? Kemal Kılıçdaroğlu'nun Gandhi Kemal olduğu, böyle Tabii. çok büyük umutlarla geldiği, liderlik, CHP'lilerin tamamı neredeyse liderlik beklediği bir kişi olarak geliyor. Ama şimdiki CHP nasıl? Gerçekten Çok lidermiş. zamansız bir süreçte kurultaya gidildi. Oradan bir yorgun çıktı. İlde de böyle bir yorgunluk oldu. Şimdi mesela bugün adayı belirleme konusunda yani o kurultayın paniği, telaşı hala devam ediyor ve CHP iç işleriyle uğraşmaktan yoruldu. Nasıl yoruldu? Bugün 2 tane ilçeden biz istifa haberi duyuyorduk değil mi? Biri Apo, gerçi Apo olmayabilir ama Sarıcakaya istifa etti diye biliyoruz. Yani bunlar bile o kurultayın paniklemeleri. Mesela Ayşe Ünlüce Büyükşehir adayı Kemal Kılıçdaroğlu döneminde olsaydı işte şey tartışmaları yaşanmayacaktı en basitinden mesela. Yılmaz Hoca'yı işte Kemal Kılıçdaroğlu'cu diye yediler. Mesela bu tartışmalar, bütün tartışmalar, bak ulusalda bak hangi belediye başkanı aday gösterilmiyorsa karşı tarafına yani Kılıçdaroğlu'nun destekçisi olduğu için gösterilmiyor tabii. Bu iç tartışmalar CHP'yi yorgun kılıyor haliyle. Gayet doğal ama seçmenin yani bu yorgunluk, bu iç hesaplaşmalar, bu iç diyaloglar seçmene ne kadar yansır? Bunun cevabını Bu arayacağız. fotoğrafı tut Rami. Bu fotoğrafı tut. Sen bana bir sor. Tamam. Tamam, bir Okey. soru. Anladım ben senin derdini. Soruları yazıp verseydin Sen önce. bana sor. Aklında ne kaldı de ya? Bu 1,5 saatte. Bu 1,5 saatte şu kaldı aklımda. Bana sor bana. Ha, ne kaldı? Sana sorayım. Kazım Kurt'un Bu fotoğraf. çalmayacağız. Hayır, çok bence Böyle güzel. seçim vaadi bilmiyorum. Yani tabii ki Kazım Başkan da çok siyasetin tecrübeli ismi. Üçüncü seçimine gidiyor. Çalışacağız ama çalmayacağız dedi. Ya şimdi işte Böyle yani seçim vaadi. bağlamından kopardığın zaman bir tanesi şey yazmış bana işte. Tek vaadi çalmayacağız, düşünebiliyor musun falan diye. Mesaj atmış. Ya bağlamından koparıldığı zaman kötü bir No durum verir. context Kazım Kurt. Peki bak şimdi. Şöyle bir not da aldım. Salonda coşku yoktu. Bunu kabul edelim. Salon Maide Bolel huzur evine yakın. CHP biraz gençleşiyor ama tribünler Dedi hala orada öyle. hiç olmayan ada. Hı? Dedi orada hiç olmayan ada. Orada Yoktu. olmamıza gerek mi var? Bak Rahmi'cim ne diyor? Bak Evet dinle. Rahmi'cim ne diyorsun? Gel o zaman buraya sen söyle. Şimdi bir de ne var? Şeyh uçmaz, mürit uçurur. Yani salon uçmaz, liderler uçurur. Allah aşkına bir dinle. Yılmaz Hoca hadi tamam duygusal. Yılmaz Hoca'nın hiçbir zaman böyle bir Bak. kürsü belagatı olmadı. İnsanları ayağa kaldıran, eve böyle hınçla döndüren şeyler Bir olmadı. şey söyleyeyim mi? Kazım Kurt biraz altındaydı işte. Çalışacağız ama çalmayacağız gibi. Ahmet Ataç düşük mod. Yani Ayşe bak bir Ünlüce şey düşük söyleyeceğim, mod. ne kadar yanıldığını anlayacağım. Şimdi AK Parti'nin bazı mitinglerinde memurlara işte katılım zorunluluğu geliyor değil mi? Doğru Burada mu? da belediye Dur dur çalışanların da dur. var. Şimdi kaç tane belediye çalışanı var? 3.000'ini oraya koysaylar. Ben 20 tane Bak gördüm bak isim olarak. bak dur dur. 3.000'ini oraya koysaylar. Yaparlar. Kim karışabilir?
Ne olur? Yapsalar. Konuşma boyunca alkışlayacaksınız komutu verilse. Değil mi? Yapılabilir. Bir adam sus. Yani senin takıldığın yer çok basit aslında. Basit olmayan şey bu değişim yaşanırken bu sakinlik aslında. Bu sakin kalabilme becerisi. CHP ya Ahmet Abi Ataş'a Kazım Kurt bak. sakinliği bile övdü adam ya. Ahmet Ataş'a Kazım Kurt 2 ay öncesi ne kadar kanlı bıçaklıydılar. Ya yani politika dediğin şey ortak hedef doğrultusunda birleşebilmeyi gerektirir. Ben sana söyleyeyim bir hafta sonra AK Parti içindeki kavgalar ayyuka çıktığı Politika zaman bak ayyuka çıktığı zaman çok farklı şeyler konuşacağız. dediğin şey 4 yıl 7 ay hiç görüşmeyip Eskişehir'in menfaati için bir araya gelmeyip CHP'nin menfaati ya da kendi koltuklarını koruma söz konusu olunca bir araya gelelim, Ayşe Ülücü'ye sarılalım, Kazım Kurt başkanım, Ahmet Atak canım ciğerim. Olmaz. Seçmeni ikna boyutunda bu böyle. Zaten yani 4 yıl 7 ayı böyle geçirdiler. Bir bu araya seçmeni gelip bir ikna çay etme boyutunda içmediler. böyle. Anladım. Peki geçelim Özgür Özel'in konuşması. Özgür Özel Ayşe Ünlüce'yi kendi büyükşehir adayını parlatmaktan daha ziyade elbet ona da bir iki cümle söyledi. Hiçbir şey söylemedi Hukukçu demeyiz. dedi, güveniyoruz dedi. Hukukçu, Cumhuriyet kadını, Belediyecilik eğitimine, belediye 5 şeyine yıldır genel falan. sekreter, belediyeciliği en iyi, en emin ellerden öğrendi vesaire vesaire. Ama daha baskın olduğu, daha böyle iştahlı olduğu kısım için Nevi Hatipoğlu'nu eleştirdiği kısımlardı. İşte İyi Parti'den AK Parti'ye geçmişti. Daha sonra orada büyükşehir adayı olması falan. Burada da Haklı mı değil mi? hak veya değil de genel başkan düzeyinde bir konuşma olmalı mı yoksa kendi adayını mı daha parlatmalıydı? Oraya takıldım ben. Ben hak verip vermemek konusunda genel bir temayüden bahsedeyim. Nebi Hatipoğlu Yılmaz Büyükerşen'in de canlı yayına çıktığı zaman hocanın yaşından yanmış, hatırlıyor musun? Yani Yılmaz Büyükerşen'in Yakışıksız sözler. kamuoyu nezdinde Tüp bitmeye yakın harlayanlar falan. kamuoyu nezdinde yaralanabilecek yeri neresiydi? Yaşıydı, değil mi? En yaralanabilir yere Nebi Hatipoğlu pervasızca vurmuştu. Sence AK Parti adayı Nebi Hatipoğlu'nun en vurulabilir yeri neresi? Yani zeki değil mi diyeceğiz, zengin değil mi diyeceğiz, güçlü değil mi diyeceğiz, işini bilmiyorum ne diyeceğiz? Oradan buraya niye geçtin diyecek, değil mi? Yani en vurulabilirse olması zorunda siyasete vurmak bir taktik olarak karşımıza duruyor. Yani o yüzden Özgür Özel'in Nebi Hatipoğlu'na oradan vurması ki bunu yereldeki aktörler yaparsa bence daha şık olmazdı. En azından bir genel başkanın demesi tartışmaları Eskişehir içine taşımaz. Yani hemen uzaklaşır o tartışmalar bizden öyle söyleyeyim. Bence biraz çok yüksek volümlü oldu. Belki bir iki cümle takılsaydı neyse ama 3-4 dakikasını Ama ayırdı. canım eski genel başkanı hukuku olan Meral Akşener neler dedi yani. Meral Akşener de Ama böyle eski biliyor. hukuku var. Özgür Özel'de hiçbir hukuku yok yani. Meral Akşener ne dese haklı. Gelmişin bırakıp gitmişin ve Canım o altıncı zaman aydaydı. aynı ittifaktaydılar ve görünen o ki CHP'de Nebi Bey'in Cumhurbaşkanı olarak Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini düşünüyor. Yani aynı ittifakta. O zaman bir ittifak aklıyla şimdi ayrı ayrı düşün. Şimdi AK müstakil düşün. Parti'nin büyükşehir adayı Nebi Hatipoğlu. Bak boşluğu görüyor musun? Kim konuşuyor? Bir 1 metrekare hem. metrekare. Bak iki sıra, En iki az sıra. 30 kişi daha alır orası da. Pardon, 4 metrekare boşluk var. Orası Sarıcakaya ya da Altı Teşkilat O olur gelmeyen 30 kişi işten asın yani. Türkiye CHP'li belediye. Nebi Hatipoğlu olmasa Özgür Özel'den hiçbir şey kalmayacak aklımızda neredeyse. Yani bir de bak şeyi de çok sert buldum ha. Yani CHP'nin bu yeni CHP zaman zaman eleştiriyorum. Hele İmamoğlu'nda zaten çok başka bir boyutta da o liderlik, o kibir diyelim. Çok güzel bir sözü var ama. Baba ocağı diye Ha, adlandırdı ya o diyor. Çok güzeldi. güzeldi O aslında. güzeldi fakat daha Herkesin sonra arkadaşlarımız Meltem'in haberinde detaylı bir şekilde okudum. Alp'u ve yani istifalar. Hani adayı beğenmeyip onların da biraz haklı gerekçeleri var. Alp'u da gürbüz yürüler. Başkan orada başlıkla içerik arasında fark var biraz ama sanki. yokum 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 dedi. Ondan sonra ama onu okuduğun zaman ne anlarsın? Yok yok başlık yani öyle değil. Biz bunları konuşacağız, görüşeceğiz falan ama diyor. Yolculuk yani yolda olmaktan vazgeçenler varsa da bir şey yapamayız Yolda diyor. olmaktan vazgeçilmiyor. Sen diyorsun ki Sarıcakaya'da bizim 4 tane aday adayımız var. Benim partim diyor. Gidip neden en tanınmamış adayı adaylaştırdı, aday Tamam gösterdi? bunları konuşacağız dedi. Yani İstifa. öyle birdenbire gitsinler demiyor yani. Orada ben haberin içeriğini de okuduğum için biliyorum. Bana biraz Yani şey geldi. bağlamından kopardığın zaman işte diyorum ya Kazım Kurt'un tek vaadi çalmayacağız oluyor yani. Bağlamından koparmadığımız zaman daha anlaşılır oluyor bazen. Nasıldı? Yani CHP bu. CHP şöyle hem o sosyal demokratlığın vermiş olduğu sakinlik mi diyeyim? Yani Türkiye'de
Sosyal demokratlar hiçbir zaman çoğulcusunuz kısmını iyi yapmadılar yani. Hiçbir zaman iyi yapmadılar. İmamoğlu iyi En iyi yapıyor. kampanya herhalde neydi? Limon sıkma mıydı? 89 Değil mi? Erdal İnönü. Çok Limon çok sıkma geriye. yani. Çok Yani geriye. en iyi kampanya oydu. AK Parti'nin Tepebaşı adayı belli oldu. Kim arıyor? Ya ben AK Parti'den Özkan Alp'in fenalaştığı yani şaka olarak hani heyecandan Ha. fenalaştığına yönelik Özkan Başkan. mesajlar atıyorlar. Bu arada AK Parti'nin Tepebaşı Ne adayını olacak bekliyoruz. Özkan Alp? Şimdi bugün konumuz Kazım CHP. Kurt Kadir gecesi doğmuş diyorum Yo, belli olmaz o. ben. Vallahi mi? Vallahi kim ne zaman doğmuş o Yani 31 Mart akşamı hani belli olacak. tanınır olmak bir mesele ise Özkan Ayça Alp'in Ünlü'yle hiç işidir. konuşmadık. Asıl ana aktör. Büyükşehir Ben adayı. sana bir şey söyleyeyim Hadi mi? biraz da onu Şimdi konuş. Bitirelim. şey derler ya soft power, yumuşak güç. Yumuşak güç. Yani Ayşe Ünlüce, Ayşe'nin söylediği kadarıyla ben de orada değildim. Bizim Ayşe ile Meltem'den öğrendim şeyi. Rahmi de herhalde katılacak. Bilmiyorum Rahmi doğruca. Oradaki kitleyi en çok odaklandığı isimlerden biriymiş. Yani hatta bir Yılmaz Hoca iki Ayşe Ünlüce'ymiş yani. Odaklanma, duygusallaşma. Doğru mu? Konuşmasıyla içine en çok çeken kitleyi Ayşe Ayşe Ünlüce'ymiş. Ünlüce de biraz Rahmi de duygusal. kafasını sallıyor söylediğim. Tabii Ayşe Ünlüce ya şey böyle Rahmi hani rap yapıyor abi. Onun için kafasına yok sallıyor yok Ayşe Ünlüce orada. hakikaten tanışanların hayranlıkla, gıptayla hani hanım böyle sanki eskilerden bir insan böyle siyah O beyaz zaman filmlerden çıkmış gelmiş çok gibi. fazla kişiyle tanışması lazım. İki ay Tanışıyor içeride. ama işte günde çıkıyorlar Herkesle demiş. tanışması lazım hızlı bir şekilde. Yani Ayşe Ünlüce Ben için de Ayşe tabii Ünlüce'nin üslubunu beğeniyorum. Hiçbir sıkıntısı yok üslup açısından. hiçbir sıkıntısı yok. Bence de aynı. Yani katılıyorum buraya %100. Ama işte o tanınma hızı var ya, O da o biraz duygusaldı. Çünkü Yılmaz Hoca'nın vedası sonuçta şöyle herkesi şimdi evet. biraz burktu. Şimdi karşısında o. Yani ondan alıp devam etmek bir sürü kendi içinde zorlukları var. Eşini kaybetti bir süre önce. Şimdi ona bir selam gönderdi. Aydın Ünlüce. Biz de buradan rahmetle analım Evet, o da kendisini. CHP'nin değerli Yani isimlerinden işte biri. çocukların ismini andı. Hatay'la Hatta neydi? Aras Diğerini özür dilerim, hatırlayamadım. hatırlayamadık. Belki ben hatırlamış olabilirim. Onlara da selam gönderelim. O da biraz duygusal, biraz Seyit Gazi ekibi onu biraz şey yaptı oradan. Seyit Gazi'nin gelini. Gelin kırka. Uğur Tepe şanslı mı biraz? Sen dedin ya Gitti gidiyor derken. Volkan Kılıç Arslan'ın direkten döndüğünü öğrendim. Aa, Yani Volkan nakledi. Enver Kılıç. Pardon, Volkan Kılıç Arslan gibi. Kim o ya? Volkan Enver Kılıç'ın direkten döndüğünü öğrendim. Ne kadar doğru, ne kadar yanlış bilmiyorum ama öğrendim. Öyle bir şey öğrendim yani. Tabi bu süreçte hepimize çok farklı bilgiler geliyor. Ben de Sırrı Kabadayı ve diğer aday ismi gelmedi aklıma. Bir tane bir aday daha vardı. O ikisinden birinin adaylaşmaya yakın olduğu, orada bir yine Kazım Kurt, Ahmet Etaç, Yılmaz Büyükerşen Ya bak gerginliği ne kadar tarafları zor. Yani o gerginlikten çıkıp bir de heyecan zor ya. Çok zor. çok zor. Çok Yani o zor. kurultay ben şimdi karşı Ataş'la hocanın niye kurultay olmasın seçimden sonra bırakılsın. Yani tecrübelermiş hakikaten. Çünkü bu yorgunluğu Belli. hissetmişler yani. Belli. CHP'nin aday tanıtım toplantısı vardı. Bunu konuşuyoruz. Arkamızda da oradan görüntüler, fotoğraflar geliyor ekrana. CHP'nin Eskişehir'de başörtülü bir adayı var. Tabii. Sarıcakaya'da Safiye Keskin İşte ilk kriz olabilir. İşte krizin çıktığı ilçe tanınmadığına yönelik Krizi Sarıcakaya. çıkartan, evet. İlk açıklamaları fena değil ama biraz olgunlukla karşılamış. Kadın Tabii dayanışması kadınla yarışması beklerdim. beklerim demiş. Güzel yani evet. Tabii işi nasıl bilmiyoruz. AK Parti'nin orada %50'ye yakın bir oyu var ve uzun süredir iktidarda Şimdi Sarıcakaya'da AK iş Parti, zor tabii. yani CHP'nin şöyle işi rahat. Bu geçmiş dönemdeki ekonomik yük yani daha da arttı bu süreçte. Ekonomik kriz. Kriz daha da arttı bu süreçte, daha derinleşti. Yani buradan AK Parti oy devşiremez kendine. Biz daha Bak. güzel yapacağız diyerek. Evet. Ne oldu? Ha, hoca ile ilgili birkaç video hazırlanmıştı. Onları gördüm. Ha. Tamam. Talat Yalaz'da ne diyor? Biz bu yoksulluğun sebebini anlatmakla, kimlerin sebep olduğunu anlatmakla mükellefiz diyor. Ben de Bir cümlesi de çok önemliydi. Terörün neden yani bitmediğini, bu bitmediğini kadar 25 bitiremediğini. yıldır elinizde imkan var, niye bitiremediğinizi de anlatacağız diyor kapı kapı gezerek. Çok güzel konuşuyor. Talat Yalaz yani parti içi denklemde zorluk yaşasa da kamuoyunu ikna etmekte çok yeterli, çok başarılı olacağını düşünüyorum ben. Şu an enerjisi en yerinde olan Cumhuriyet Halk Partili Talat Yalaz. Evet, Yılmaz çok Hoca'ya yeni bir görev verildi. Yılmaz Büyükerşen emekli olurken de Türkiye'de gündem oluyor yani. Yılmaz Hoca jübile yapamıyor. Yapamıyor yani, bırakmıyorlar gibi biliyorum sen. TTO'da biz değil Muhtemelen mi şeydi? rektörlükten sonra da demişler. Hocam artık senden muhtar olmaz. Muhtar bile olamaz demişlerdir. Hoca 25 yıl Eskişehir'i.
Eskişehir'e yön verdi. Eskişehir'i kasaba olmaktan, kasaba olarak aldığı Eskişehir'i bambaşka bir noktaya getirdi. Burada artık herkes hemfikir. Bir takım sorunlar elbette var. Geçen programda söylemiştik, tekrar etmeyelim. Yaptıkları yapamadıklarıyla Yılmaz Hoca döneminin sonuna geldik. Peki son soruyu Bitiriyoruz. ben sorayım mı? Bu salon sana ne anlattı? Yani tek cümleyle. Şimdi CHP kampanyasının kendi içinde sorunları var. Ben biraz da önceki kampanyalarda kimin el dokunduysa o sihirli ellerin, yani Türkiye'nin Eskişehir'i var, bir şey söylüyor. Yani çok ciddi bir mesaj var ve çalışılmış belli, ama düne güven ya, bak gene tam biterken sinirlendirdin beni ya. Düne güven. Sinirden canım, bunları Düne sinirler. Ben şeyi güven, yarına inan, bunların akşam şey bulunmuş gibi, yani 23.37'de bulunmuş. Hadi beyler yarın göstereyim mi? şey geliyor diye. Senin söyledik. Bak, AK Parti ve MHP'ye verecek, Oğuzhan Özen görevi. AK Parti ve MHP'ye oy verecek insanlar belli. CHP ve işte Belli. onlar belli. Sadece yani partiyi bir sevda, aşk, ulvi bir şey olarak bakmayan ben aklı başındaki kritik kesimin tavrını belirlemekte senin bu dediğin enerji, slogan hiçbir şeyi etki etmeyecek, biliyor musun? Bilemeyiz. Onlar çok daha derin analiz yapabilen ve seçimi kazandırıp kaybettiren kitle de onlar aslında. Oraya kim hitap edebilecek diyorum ben. Yoksa slogan buymuş. Yani en güzel sloganı bulan şey olsaydı, iktidar olsaydı rapçilerden bir sürü devlet başkanı çıkardı. Yani. Değil mi? Rahmet. Onlar gerçekten iyi slogan buluyorlar ya. Değil mi? Ben de iyi bulabilirim ya. Dur bu gece bir çalışayım Yo diye. biraz. Bitiriyoruz. Herkese iyi akşamlar. Rahmi'cim teşekkürler sana. İzleyenlere de çok teşekkürler. Varsa yorumlarınızı bizimle paylaşın. Onları hepsini tek tek okuyoruz. Gece boyu uyumuyoruz. Yani sanmayın ki buradan çıkıp eve gidiyoruz. Daha bir sürecimiz var. Kendinize Yarın iyi bakın. Erdoğan geliyor. Yarın akşam yine birlikteyiz. Gün boyu haberlerle sizdeyiz. Yarın çocuk Son festivali espriyi var yapayım mı abi ya? Şimdisar'da. Bu AK Parti'nin Tepebaşı adayıyla ilgili. Yap. Ne yapalım? Ya Hamit Sivri olacak diyorlar ya da Ahmet Ahmet Yüzügül. diye. Bir de hepsi işte Orhan Soydaş'ı hatırlatıyor. İbrahim Bey'i hatırlatıyor. Son AK dakikada değişebilir diyor. Parti'nin Tepebaşı karnesi, yani şöyle Yani son dakikaları şeyi. bir şey bulamayıp yani boşa koyuyor, dolmuyor, doluyor koyuyor, almıyor. En sonunda bir şey yapıyor Bir de çok mesela. az Diyor süre ki kaldı Orhan ya. Soydaş. Çok az süre kaldı ya. Hani Ya. böyle kafasına bir tas mı düşüyor, ne yapıyor, ona karar verelim. Bir düşüyor, Orhan Soydaş. Adnan Neyse. Tunç. Bir anda bir şeyler oluyor böyle. Taceddin Sarıoğlu, Taceddin O hocamız da öyle son dakikada değil mi değişmişti. maçta? İbrahim Yılmaz Kaynarca böyle değişti Bir ki saat sonra gitti. Kaynarca'nınki daha da kötüydü. Tebliğ edildi falan bilmem ne. Ondan sonra değişmişti. Şimdi onun için Sakin oluyorsunuz falan oy diye. pusulasında AK Görene Parti kadar inanmayın. Tepebaşı adayını görene kadar inanmıyoruz. İyi akşamlar. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.